bakandan gelelim, bakandan, AKP'li bakandan AKP'nin 2023 hedeflerine geçelim. Bu da çok komik bir haber aslında, tamam mı? Olsun, yani belki de biliyorsunuz, belki tekrar edeceğim bazı şeyler ama olsun. Olsun, yani neticede gerçeklerin farkında olalım. Bizim de amacımız ne? Gerçekleri size anlatmak. Yani bu dezenformasyon falan değil. Bunu yalanlayamazlar, onu da söyleyeyim size. Şimdi AKP'nin hedefleri neydi? AKP, Erdoğan AKP'si 2012 yılında 2023 hedeflerini koydu. Dedi ki 2023'te çok güzel olacak. O 2012'de zaten işte bir taraftan çözüm süreci başlatılmış. İşte Esad gidecek diye, işte orada ayaklanma var Suriye'de. Türkiye kimileri çıkıyor, bağırsaklarını temizliyor diye açıklamalar yapıyor. Ergenekonlar, balyozlar, şunlar bunlar sürüyor. İşte Erdoğan'ın tam böyle artık güçlü olduğu, ekibinin güçlü olduğu zamanlar veya kendini güçlü hissettiği zamanlardan geçiyoruz. İşte bir gün Erdoğan çıktı 2012 yılı falan o civarlarda 2023 hedeflerini bize açıklıyor. Şimdi geldik 2023'e. Bak 2023 1,5 ay sonra 45 gün sonra bitiyor. Nereden nereye geldik? Ama gerçekten neler olsun adamlar. Yani hiçbir şeyi gerçekleştiremeden hala daha böyle mangalda kül bırakmayacak şekilde vaatler vererek insanları kandırabiliyorlar ve insanları etkileyebiliyorlar ya ve insanlar onlara inanıyorlar ya, helal olsun. Siyaset sanatı bu. Hayır, alkışlıyorum sizi. Bu bir eleştiri değil. Gerçekten başarılı bir siyaset. Bunu inandırıyorsunuz ya insanları. He? Ne dedin? İkna, evet, ikna kabiliyetiniz ve algı yönetiminiz çok kuvvetli. Şahlandıracağız demiştiniz. Şahlanmadık. Ama dipteyiz. Ama olsun. Ben yine de kutluyorum sizi. Çünkü bu boş vaatlerle, bu boş vaatleri öne sürerek insanları inandırabildiğiniz, diğerlerini de eleştiriyorum muhalefeti. Maalesef bu boş vaatlerin olamayacağını kitlelere anlatamadığınız için yazıklar olsun diyorum onlara. Diyecek başka bir şey yok. Ya yiğidin hakkını yiğide vereceksin. Bu kadar. Net. Şimdi geldik mesela. Niye getiriyorsun abi? Bunu da getirebilirsin. Getirmeye de bilirsin. Hiç getirme. Hiç full aklını anlatalım. Sen al bunu. Boş ver. Bende notlar var. Sen al bunu. Evet, tamam böyle. Kalsın. Onu da al. Amin. Net. Beni görsün vatandaş. Böyle. Tatlı tatlı beni görsün. Şimdi nükleer santral demiş. İyilerden başlıyoruz. Nükleer santral. İki tane nükleer santral yapacağız demiş. 2024 yılı bittiğinde. Şu anda birincisi henüz daha bitmedi. Hatta artık bizim değil orası zaten. Orası Rusların. Yani bizim topraklarımız içerisinde aşağıda, güneyde, Akdeniz'de ama bizim değil. Yönetim kurulunda bir tane bile Türk yok. Biliyor musunuz? Bir tane bile Türk yok. Ve hepsi Rus. Rusların Akdeniz'deki en önemli limanlarından bir tanesi. Zaten denizin kenarında hemen o nükleer santralde. Ve bu nükleer santral bizimiz diye seviniyoruz. Henüz daha başlamadı. İşte herhalde bir seneye kadar belki geçebilir. Geldik anayasa. O zamanlar da diyormuştu sivil ve yeni anayasa yapacağız, özgürlükçü bir anayasa yapacağız. O günden bugüne işte aradan geçen 11-12 yılda 177 maddeden 134'ünü zaten değiştirmiş. 177 maddeden 134'ünü zaten değiştirmiş. Değiştirmiş veya geliştirmiş artık nasıl diyecek olursanız. Bugün geldiğimiz noktada bu anayasanın da kendi değiştirdiği, ya ulan zaten %80'ini değiştirmişsin bunun. Yani 177 maddeden 134'ünü değiştirmişsin. Yani bir de değiştirilemeyecek maddeler var. 4-5 tane başta. Onu da yani aşağı yukarı burada 33 yapar. Yani 29 madde falan kalmış burada. Tamam mı? Şimdi gelinen noktada bu anayasanın da yetmediğini, tam zaten kendi kafalarına göre değiştirdiler en güçlü oldukları dönemlerde. Şimdi bu anayasanın da yetmediğini, bu anayasanın ayak bağı olduğunu ve bu anayasanın değişmesi gerektiğini, yeni ve sivil anayasa yapılması gerektiğini söylüyorlar. Geldiğimiz nokta bu. Burada amaç bir kez daha söylüyorum. Erdoğan'ı 2028'de seçimlerde, Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçtirebilmek. Bunun başka bir şeyi yok. Hedefi yok. Bu yeni anayasa yapmanın başka bir hedefi yok. Geldik yargı. Yargıda artık öyle bir hale geldi ki adalete kimse güvenmiyor. Hatta son geldiğimiz noktada anayasa ve yasalara da kimsenin taktığı da yok. Ve anayasa mahkemesi tartışılır hale geldi. Anayasaya rağmen. Anayasa çiğneniyor ya, o noktaya geldik. Anayasanın çiğnendiği noktaya geldik. Güvenlik Türkiye başlığı.
güvenli Türkiye'yi yaratacağız diye bir başlık diye verelim size. Maalesef şu anda dünyada suç endeksi sıralamasında, organize suç endeksi sıralamasında, yani bu ne demek? Çete ve mafya, uluslararası yere. Nedir? Kara para aklamaktan, kadın ticaretine, insan ticaretine, organ ticaretine, uyuşturucu ticaret, aklınıza gelebilecek her türlü illegal yol. Ve suç endeksinde Türkiye dünyada en kötü 14. sırada. Evet, en kötü 14. sırada. Gel, bunu da üstünü çizdim. Hukukun endeksinde zaten sıralamamızın geçtiğimiz daha günlerde verdim. 100 küsur ülke arasında 110. mu 115. o da rezil bir durumda. Ha, geldik ekonomiye bakın. Çünkü aslında ekonomiyi becerebilselerdi, ekonomi tatmin edici bir durumda olsaydı, bugünkünden daha iyi bir noktada olsaydı, biz birçok şeyi belki halledebilirdik. Toplumsal bu ayrışmanın da önüne geçebilirdik. Ama her şeyin temelinde aslında bir hukukun, anayasanın çiğnenmesi, yasalara uyulmaması, ikincisi de ekonomik çöküntü. Ve ekonomik çöküntü zaten toplumun da yozlaşmasına, hem siyasetçinin hem de toplumun yozlaşmasına neden oluyor. Büyük ekonomi arasına gireceğiz demişler. 10 büyük ekonomi arasına gireceğiz demişler. 2010'lu yılların başında. Şu anda biz kaçıncı sıradayız diye soracak olursanız, açlık endeksinde dünyada ilk üçteyiz. Bu da bizi kıskanan, açlık endeksi demeyelim, ona da enflasyonda diyebiliyorum. En yüksek gıda enflasyonunda. Evet. Çünkü açlık endeksi başka bir şey. En büyük 10 ekonomiden biri değiliz. 23. sıradayız arkadaşlar. Yani burada da bir şaşma var. Yani hedeften o kadar çok uzaklaşılmış ki, bir tarafta hedeflenen, diğer tarafta gerçekleşenler. Ondan sonra kişi başı gelire gelelim. İşte 2010'lu yıllarda hedef olarak demişler ki çok iyi gidiyoruz. 2023 sonu bittiğinde kişi başı gelir. Ey Fatih, senin kişi başı gelirin aşağı yukarı ortalama 25 bin dolar olacak. Yani TL'ye çevirin. Bugünkü TL'ye çevirdiğinizde aşağı yukarı 750 bin lira falan olacak benim yıllık kişi başı gelirim. 25 bin dolar. Peki gerçekleşen ne diyecek olursanız, gerçekleşen şurada bir yere yazdım. 9-10 bin dolar arası. 9 ile 10 bin dolar arasında gerçekleşen bir milli gelirimiz var. İşsizlik. Demişler ki o yıllarda. Hedefimiz şu 2023 yılında. 1 milyon civarında işsizimiz olacak. Nüfus artışı, işte istihdam yaratma, fabrika açma. Onların hepsini hesap ettiğimizde biz 2023 sonuna geldiğimizde ekonomi bize girdi. Onur Kurt. Bravo. Weissman. Anayasa iktidar babadan oğula geçer yazsalar alkış tutacak bir ruh vardır. Bak, gerçekten bunu alkışlayacak bir duru var. Gerçekten var. İktidar babadan oğula geçse diye. İşsizlik. Sen ne yazdın bakayım? AKP'nin unutturduğu tek bir hedef var. 2023 yılına ulaşmak. AKP'nin tutturduğu tek bir... AKP'nin tutturduğu... Oğlum, neden acele ediyorsun? İşin büyüsünü bozuyorsun. Bak, bunu en son vermen gerekir. Tamam mı? Ve bunların hepsini söyledikten sonra benim kulağıma diyeceksin ki bak, oraya bir etiket yazdım, oraya bir KJ yazdım, onu oku, bu işin taçlandırılması olacak. Alken bunu şimdi. Hiç bunu görmeyin siz. Ahmet böyle bir şey yazmadı. Ben size soruyla geleceğim çünkü. İşsizlik 1 milyon derken işsizlik 2,5 milyon. İşkur, inanırsan. Geniş tabanlı işsizliği zaten bilmiyoruz yani. Yani geniş tabanlı işsizlik ne demek? Bir yıl ve fazla sürede artık iş aramaktan bıkmış kesim demek. Onun sayısını zaten tutmak mümkün değil. Bir de devletin rakamlarına ben güvenmiyorum. Yani bu benim kendi görüşüm. Kusura bakmayın. Ve ne TÜİK'in ne İŞKUR'un, devletin açıklamış olduğu resmi rakamların çoğuna güvenmiyorum ben. İşsizliği de söyledik. Güvenli çalışma, yani güvenli Türkiye'den şimdi bir de güvenli çalışmaya bakalım. Güvenli çalışma ortamı da maalesef ortamda Türkiye'de yok. Onu da sağlayamamışlar. İlk 10 ayda 1634 kişi hayatını kaybetmiş. Onun da önüne geçememişler. Zaten işçi hakları konusunda da en kötü dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Onun da bilgisini vereyim. Tarımda tükenme noktası, afette hazırlıksız yakalanma, bunları da bu şekilde ilave edebiliriz. Şimdi size bir soru. Bakalım bilebilecek misiniz? AKP'nin tutturduğu tek şey ne? Hani 2012 yılından 2023 yılına böyle bir projeksiyon yapmıştı ya. Sanki o yıllar gelmeyecek yani, tamam mı? 2012'de biz bunu söyleyelim de daha 11 yıl var. Al geldi geçti. Göze akıp açıp kapayıncaya kadar 11 yılı bitirdik. Peki AKP iktidarının tutturduğu tek hedef ne?
2023 yılı için. Hadi bakalım bilecek misiniz? Bak bildi Sertaç. Gördün mü? Sertaç dedi ki 2023'e gelmek. Bravo. 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 İşte Ahmetciğim yazalım. Ahmet çok güzel bir yorum yaptı. Çok da akıllıca bir yorum. AKP'nin yap işlet devret demiş. Her şeyi gibi görmezlikten gelelim yazdığınızı Fatih Bey. Hayır orada bir espri yaptık biz. Onu kaldırmak için değil. Siz yanlış anlamış olabilirsiniz. Kindar ve dindar bir nesil. Hedefi tutturdu. Evet hedefi tutturdu ama yıl hedefini tutturdu. Ahmet de çok güzel bir yorum yazdı buraya. AKP'nin tutturduğu tek bir hedef var. 2023 yılına ulaşmak. Ve yılı da bitiriyoruz zaten şimdi. Doğru. Doğru. İktidarda da kaldılar ama. Hem de açık farklı. Yani açık fark diyelim. %50'yi geçen Erdoğan adı. Mecliste de açık fark diyelim. Yani şöyle bir baktığımızda Cumhur İttifakı'nın oy potansiyelinin daha fazla olduğunu, diğerlerine göre olduğunu görüyoruz. Evet. İşte bu. Maalesef çok doğru söyledin. Yani sen hedefi tutturma. Kandır. Et. Hedefin çok çok uzağındasın. Sadece tarihi tutturmuşsun. 2023. Ondan sonra da yine de iktidarda kal. Seviliyor. Erdoğan faktörü. Şimdi eğri oturayım doğru konuşayım. Yani evet eleştiriyorum Erdoğan'ı. AKP politikalarını. Ve diyorum yani bu yanlış politikalar bunlar. Doğru değil. Aslında birçok insan da doğru olmadığını biliyor. Ama burada Erdoğan faktörü çok önemli. Bakın, bir aurası var. Yani siz seversiniz sevmez. Ben kişisel anlamda değil. Politikaları. Çünkü ben tanımıyorum. Aileyi de tanımıyorum bilmem ne. Yani öyle kişisel bir nefretim, kişisel bir şeyim yok benim kesinlikle. Ha siyasi bir figür olarak ben ya onun politikalarını, zihniyetini benimsemiyorum. O anlamda benim bir sevgisizliğim var. Ama diğer bazı insanlarla konuşuyorum. Nefret derecesinde böyle. Öyle nefretlerim. Benim öyle bir nefretim yok yani. Neticede birileri yönetecek bu ülkeyi. Ve bugün geldiğimiz noktada Erdoğan ne söylerse söylesin hala da onun peşinden giden bir çok büyük bir kitle var. Bakalım parlak ne yazmış bir görelim. Bir gün Erdoğan İsrail'i destekliyorum desin. Yarın herkes Filistin aleyhine. Ha bugün Erdoğan İsrail'i destekliyorum desin. Yarın herkes Filistin aleyhine konuş. Çok doğru. Çok doğru. Katılıyorum size. Maalesef durum bu şekilde. Ama bu nasıl bir etkileme gücü? Nasıl bir etki alanı? Onu bilemiyorum. Yani insanlar büyülenmiş gibi, insanlar gerçekten etkilenmiş gibi. Bir insan bir insandan nasıl bu kadar etkilenebilir ki? Yani kutsal bir insandan bahsetmiyorum. Yani senin benim gibi bir insandan bahsediyorum. Ama bir kitle var ki azımsanmayacak kadar çok sayıda insandan bahsediyoruz. Onu bambaşka bir yere konumlandırabiliyor. Laf söyletmiyor. Yani dediğiniz gibi bugün böyleyse bunu destekliyor. Yarın o cümlesini değiştirip başka türlü bir cümle, tersine bir cümle kuracak olursa kitle hop dönüyor. Bu sefer bunu destekliyor. Ama aynı adamı destekliyor. Bunu yapabilecek Türkiye'de başka bir siyasetçi yok. Olanları gördük zaten. Hepsi tepe taklak tepe taklak gitti. Ama Erdoğan gitmiyor. Ve ne söylerse söylesin, bugün ak dediğine yarın kara, bugün kara dediğine yarın ak desin, o kitle onu destekliyor. Aynen parlağın dediğine de katılıyorum. Bugün desin ki arkadaş ben ne Hamas şöyledir böyledir terör örgütü desin. Ben İsrail destekliyorum desin. Bu kitle döner İsrail destekler. Evet ben Hamas terör örgütüdür de. Bu ben de aynı fikirdeyim. Yani diyeceğini düşünüyorum. İki Ayyaş dediğinde saygısını yitirdi demiş. Evet o çok kötü bir cümleydi. O zamanlar zannedersem Deniz Hanım Atatürk sevgisinin ve Atatürk'ün yaptıklarını, Gazi'nin bu ülkeden yaptıklarını silebileceğini düşünüyordu. Sistematik bir hareketti. Sistematik bir yok edişti. Atatürk isimlerinin kaldırılması limanlardan, havalimanlarından, statlardan vesaire gibi yerlerden. Ve ben dedi bu bana olan ilgiyle, alakayla ben dedi bunu unutturabilirim. Ama maalesef olmadı. Yani çok kısa yaşadı Atatürk Cumhuriyet'ten sonra. Yani Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte ölümüne baktığınızda işte 23'ten sonra alalım veya 22'den sonra alalım. Cumhuriyet'in ilanından sonra 22-38, 16 yıl. 16 yılın içerisinde bitik bir toplumu ayağa kaldırmaya çalıştı. Kültürsüz bir toplumu, eğitimsiz bir toplumu ayağa kaldırmaya çalıştı. Sosyal alanda, eğitim alanında, ekonomi alanında, spor alanında yapılması gerekenleri yaptığı devrimleri ortaya koydu. Sadece 16 sene. Ve attığı temel 16 senelik bir temel. Bu temel 16 yılda atıldı. Ve siz bir başka yönetim şeklini yok ettiniz. Saltanatı kaldırdınız, bitirdiniz. Halifelikle birlikte kaldırdınız. Halifeliği de kaldırdınız.
hilafeti kaldırdınız. Ardından saltanatı kaldırdınız. Bu bir devrim ya. Bu devrim. Yani bir yönetim şeklini kaldırdınız, başka bir yönetim şeklini kurdunuz. Ve sıfırdan ekonomi kurdunuz, sıfırdan sosyal hayat kurdunuz. Bir evet, savaştan çıkmış bir ülkeyi ayağa kaldırmaya çalıştınız ve siz bir birey yetiştirmeye çalıştınız. Ümmetten bireye göndermeye çalıştınız veya tebaadan bir birey yapma çabası içinde oldunuz. Bunu 16 yılda gerçekleştirdiniz. O 38 geldi 10 Kasım, ondan sonra Atatürk hayatını kaybetti. İşte maalesef kaldıkları süre içerisinde de yıkamadı Erdoğan. Yıkamayacağını anladığı andan itibaren de zaten veya o noktaya getirdiğinde insanlarda bir Atatürk'e sevenler daha fazla sevdi. Ha, mesafeli olanlar bir dakika ya dedi. Sen ondan daha iyi değilsin yani. Hem dindarın diyorsun hem böyle yapıyorsun. Ve bir saygı ve sevgi arttı kimilerinde. İşte bu yüzden yıkamadılar. Yıkamayacağını da anladılar. Geçenlerde bir Atatürk oranı paylaşmıştım sizlerle. AKP iktidarından önce çok düşük oran bu olan oran AKP'nin yönetim zihniyetiyle birlikte %60'lara mı, %67'lere mi ne çıkmıştı? Bir araştırmaydı bu. Onu sizle paylaşmıştım. Şimdi Mina Hanım diyor ki, onun da bir mesajını okuyayım. Biraz küçük olduğu için büyütmem gerekiyor. Cehalet eskiden de vardı ama hiç bu kadar özgüven sahibi olmamıştı demiş. Seviyorum bu mesajları. Maya sağlam, kimse yıkamaz demiş, yürek iste. 16 yılda yüz binlerce Kürt'ü ve katlettiğini lütfen söyleyin. Nihayetinde o da sizin için bir başarıdır İzzetciğim. Senin kafan değişmez kardeşim ama bizi izlemeye devam et. Yani belki etkilenebilirsin. Öyle bir şeyle yaklaşıyorsun ki o olaya. Öyle bir sabit düşünceyle yaklaşıyorsun ki o olaya. Ve hala o kafayı değiştirme niyetinde değilsin. Yani bu cümlelerle beni ikna edemez. Bunlar beylik cümleler. Ve ama bizi de tabii saygı kuralları içerisinde her zaman izleyebilirsin. Ve saygı kuralları içerisinde yazdığım müddetçe her zaman mesajlarını da okurum. Evet, geldik. AKP'nin hedefleri de bu. Şimdi şöyle biraz daha bakayım ne var. Kısa kısalardan nasıl giderim diye baktığımda şöyle bir şey görebilirim. Batı ile gerginliğin yeni adı İsveç diyelim. İsveç'i biliyorsunuz biz ambargoyu kaldıracaktık. NATO işte bu olaya darbeyi aslında İsrail-Hamas savaşı vurdu ve şu anda gördüğüm Batı ile gerginliği yeni bir gerginlik yaşanacak. NATO ile özellikle İsveç, çünkü NATO'ya katılmasını öngören protokol görüşmeleri mecliste ertelendi. Askıya alındı. Bu NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne bir mesaj olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu mesajın karşılığı nasıl olacak? İsrail ne tutumlarından dolayı? Bence yerinde bir hareket. Eğer siz bir tavır ortaya koyduysanız o tavırın arkasında durmak zorundasınız. Bir yaptırım gibi algılanabilir bu. Evet, hiçbir şey yapmamaktan en azından daha iyidir. Çünkü iktidar olarak tarafınızı seçtiniz. Artık bir garantör ülke olma durumunuz yok. Sizin tarafınız nedir? Avrupa ve ABD tarafını seçti. Dedik ki arkadaş ben İsrail'in yanındayım. Siz de dediniz ki hayır ben İsrail'in yanında değilim. Ben Hamas'ın yanındayım. Hamas bir terör örgütü değil dediniz. Yaptırım yapmak gerekiyorsa işte bu yaptırımlardan biridir. Ne kadar arkasında kalacaksınız bilmiyorum. Ha, bu arada Milli Savunma Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Eurofighter diye bir uçak alacağız dedi biz. Avrupa'dan 40 adet alacaklarmış. Bu da enteresan geldi bana. Diyeceksin ki neyse var, paranı verirsin alırsın. O kadar da ama yani F-16'yı demek ki biz alamayacağız herhalde Amerika'dan. Bize hani F-35'ten zaten çıkardılar attılar. F-16'yı dediler veririz ederiz dediler. Orada da zannedersem bu İsrail tutumu nedeniyle F-16'lardan da herhalde vermeyeceklerini anladım. Eurofighter'a döndü şimdi, Avrupa uçağına döndü. Yani orada da İngiltere var. O ne kadar olumlu yanıt verir veya vermez bilmiyorum ama Eurofighter alınacağını söylüyor. Böyle de enteresan bir gelişme.